Merhabalar Semih Mutfağı'nda. Bugün Ratatouille tarifi ile birlikteyiz. Sebze içerikli bu ana öğün yemeğimiz için gördüğünüz gibi kabağımız, domatesimiz, patatesimiz ve patlıcanımız mevcut. Yeteri miktarda rende kaşarımız, 2-3 adet ince kıyım sivri biberimiz, 1 adet yemeklik soğanımız, 200 mililitre domates püremiz, 1 çay bardağına yakın zeytinyağımız, baharat grubu da olarak tuzumuz, toz kırmızı biberimiz ve karabiberimiz bu yemeğimiz için gerekli olan malzemelerimiz. Rotatuy tarifini fırında çalışacağız. Fırında çalışacağımızdan dolayı fırın kabınıza göre kabak, domates, patates ve patlıcanlarımızın adedini siz belirleyeceksiniz. Onun için yeteri miktarda dedim. Ben size fikir olsun diye fırın kabımı da zaten göstereceğim. Kaçar tane kullandığımı da antiparantez tarifimizin içerisinde sizlere söyleyeceğim. Evet, rotatuyumuzun yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı pijama desenli kestik ve yaklaşık 1 santim kalınlığında ince dilimler halinde dilimledikten sonra bir kabın içine tuz atarak patlıcanlarımızı tuzlu suya bastık. Acı sularını salsın diye bir müddet bekleyeceğiz. Biz diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Patlıcanlarımızın akabinde kabaklarımıza da pijama desenle soyduktan sonra birer santim eninde dilimledik. Diğer patates ve domatesimizin işlemine devam ediyoruz. Kabaklarımızın arkasına domateslerimizi de birer santim eninde dilimledikten sonra patatesleri dilimleme işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi patateslerimizi de dilimledik. Patateslerimizi güzelce yıkadıktan sonra ben kabuklu çalışacağım patateslerimizi. Çünkü patates kabuğunun inanılmaz faydası var. Bununla ilgili videomuzda faydalı bilgiler serimizde mevcut kanalımızda. Merak ederseniz bir bakmanızı tavsiye ederim. Patateslerimizi de hazırladıktan sonra diğer işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi geldi yemeğimizin taban harcını hazırlamaya sıra. Yeteri büyüklükte bir tavaya zeytinyağımızı bırakıyoruz ve arkasına yemeklik olarak doğradığımız soğanlarımızı bırakıyoruz ve zeytinyağı ile döndürerek rengini bırakmasını, kavrulmasını sağlıyoruz soğanlarımızın. Soğanlarımız hafif rengini döndürürken biberlerimizi ilave ediyoruz ve bu grubun kavrulmasını takip ediyoruz. Soğan ve biberimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi domatesimizi bırakıyoruz ve kaşığımızla şöyle güzelce bir harmanlıyoruz. Domatesimizi de yedirdikten sonra tuzumuzu, kırmızı toz biberimizi ve karabiberimizi bırakıp tekrar harmanlıyoruz. Evet, şimdi tabanlık harcımız hazır. Benim fırın kabım gördüğünüz nitelikte dikdörtgen bir borcam. Şimdi tabanlık harcımı getiriyorum. Borcamımın içine güzelce bırakıyorum ve tabanına yayıyorum. Bu aşamada gördüğünüz gibi patlıcan, kabak, domates, patates, patlıcan, kabak, domates, patates şeklinde sırasıyla borcamımıza kılıcına yani dikey bir şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde sıralıyoruz. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, birinci sıramızın ters istikametinde ikinci sıramızda döşedik. Bu şekilde bir ters bir düz şeklinde fırın kabımızı patlıcan, kabak, domates, patates sırasıyla dolduruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi güzelce döşeme işlemini tamamladık. Rotatuy tarifimiz için gerekli olan fırınlama aşamasına geliyoruz şimdi. Şu anda 200 derece alt üst ısıtıcısı açık fırınımıza rotatuyumuzu vermeden önce
Sar pişirle rotatoyumuzun fırın kapının üstünü kapayacağız. Ama dikkat edin, sar pişirle, folyo ile değil. Şimdi bu aşamayı yapıyoruz. Evet, rotatoyumuz fırına girmeye hazır. Gördüğünüz gibi sar pişirle. Sar pişirdeki ısrarımız nedeni şu. Biliyorsunuz sar pişirin altı folyo değil, pişirme kağıdı kaplı, üstü folyo. Biz fırına vermemizdeki amacımız sebzelerimiz kendi buharıyla güzelce pişsin. Onun için de uygun olan sar pişir, üstünü örtmek. Evet, şimdi 200 derece fırınımıza sürüyoruz ve pişimini güzelce takip ediyoruz. Ratatuyumuzu bir 30 dakika kadar 200 derece fırınımızda sar pişirle pişirdikten sonra sar pişirimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice suyunu bırakmış sebzelerimiz. Şimdi üstü açık şekilde sebzelerimiz pişene kadar iyice pişme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi fırındaki ratatuyumuz, sebzelerimiz pişimini tamamlamaya yakın tamamladı diyebiliriz. Şimdi fırından aldık. Şöyle güzelce üstüne biraz tuzunu bırakıyoruz. Tuzunu bıraktıktan sonra rende kaşarımızla üstünü kaplama işlemine başlıyoruz. Bu aşamada güzelce rendelenmiş kaşarımız hazırdı zaten. Ratatuyun yani sebzelerimizin güzelce üstünü kaplıyoruz. Kaşarlama işlemini tamamladıktan sonra yemeğimizi tekrar fırına sürüyoruz ve kaşarlarımızın erimesiyle yemeğimiz hazır hale gelecek. Pişimini tamamlayan yemeğimizin fırın çıkışı bu şekilde. Şimdi güzelce servise hazırlıyoruz. Yemeğimizi gördüğünüz gibi servise hazırladık. Ratatouille tarifi bu şekilde sebze kombinasyonlarını içeren oldukça lezzetli, fırında sebze mantığında gayet güzel bir çeşit, değişiklik arayanlara şiddetle öneriyorum. Yapımı basit, bildiğimiz malzemelerden oluşan bir kombinasyon ve gördüğünüz gibi de gayet lezzet haresi şeklinde hem görsel hem tat olarak uygun bir tarif. Evet, Semih Mutfağı'nda Ratatouille tarifini çalıştık bu sefer de. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.